Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. 1.20 bölümde daha sizlerin karşısındayız. Bugün UEFA Euro 2020'de Türkiye ile gruplarda 3. maçımızı yapacağız. Sizlerle birlikte hemen gruplara bir göz atalım. Puan durumu ne şekilde? 4 puanla 1. sıradayız. Ardından İtalya 3 puan, İsviçre 3 puan ve Galler 1 puan şeklinde sıralanıyor diyelim. Bu maçta parolamız tabii ki mutlak galibiyet. Daha farklı bir şey düşünülemez. Şöyle maçımıza geçelim. Oyun planını bir ayarlayalım. Yorgun var mı? Zaten Gökhan Gönül. Oo, Gökhan Gönül bayağı şu an formda gözüküyor. Okay Yokuşlu varmış. Okay Yokuşlu'yu Yunus Mallı yerine alacağım. Bir dakika. Hakan Çalhanoğlu oynasın orada da. Hakan'ı biraz şöyle sol ileri alalım. Cengiz Ünder'i de şöyle alalım. Direkt full atak. Aynı şekilde devam ediyoruz. Maçımıza geçelim. Yorumlarda sizlerden bekliyorum. İlk 11'deki değişikliklere. Sizlerden nasıl bir ilk 11 istiyorsunuz? Onları bana belirtin. Beğenilerinizi de bekliyorum. Şöyle yine bir 10-15 beğenilere ulaşalım. Sizlerin sayesinde. Takip etmeyenler varsa, abone olursa çok sevinirim. Diyelim. Maçımıza geçelim. Şöyle isterseniz Futbol Arena Münih'ten şuraları bir sizlerle birlikte yeniden görüntüleyelim. Gerçekten bu atmosfer güzel. Güzel bir emek verilmiş. Oyuncu görünüşleri olsun. Bakar mısınız? Yani bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncümüz var. Gökhan Gönül pek benzetemeseler de. Merih Demiral, Mert Günok. Diyelim maçımıza geçelim. Heyecanlandık. Bakalım neler olacak bu maçta. Burak Yılmaz'la baskımızı yapıyoruz ileride. Sağda Cengiz Ünder. Solda Hakan Çalhanoğlu. İsviçre'nin 3 puanı var. Bizim 4 puanımız var. Gökhan Gönül. Gökhan. Gökhan geçirtme onu. Şimdi Okay Yokuşlu vuramadı kafayı. Aman diyeyim çocuklar. Döndürmeyin onu. Oo! Mükemmel bir vuruş. Mükemmel bir kurtarış. Enfes. Orada Cenk'te kalır mı o top? Defans. Müdahalesi yerindeydi. Şimdi aşağı doğru bir pas gelebilir. Tehlikeli. İsviçre bayağı hızlı başladı kendi sahasında. Üst üste kalemizde tehlikeli pozisyonlar. Rochat'a denendi. Sonuç gelmedi. Mert Günok'la kale vuruşumuzu kullanalım. Hadi oğlum. Burak Yılmaz'da kaldı. Burak. Aşağı doğru. Orada bir foul yapıldı. Okay Yokuşlu'ya tam pası aktarırken şöyle Hakan'a doğru oynar mısın derken Hasan'a verdi. Hasan'dan araya doğru bir pas. Orada o kadar bekletmememiz lazımdı. Derken önünde kaldı. Bir vuruş. Kaleci başarılıydı. Şimdi Hasan Süyo ortaya doğru oynadı. O Emre Belezoğlu'na. Emre Belezoğlu arayı gördü. Cengiz, Burak, Cenk Tosun bir anda vurdu ama çok daha sert bir vuruş bekliyordum ondan. Umarız Galler maçı gibi olmaz. Bu kadar atak ürettikten sonra berabere sonuçlanmaz. Bir galibiyet istiyorum. Erkenden işi bitirelim. Burak Yılmaz Cenk'e doğru. Cenk! Cenk vuracak! Vurdurtmadılar. Cenk topu kaptı. Vuracak! Ama pozisyonu izler misiniz? Yani vurdurtmadılar bir Cenk Tosun'a. Çektik topu. Gole seviniyordu neredeyse. Cenk Tosun sevinmeye gidiyordu son anda. Emre Belezoğlu vurdu. Hadi oğlum be. Vur Hasan Süyo. Hasan Süyo çok yavaş dokundu. Emre verdi. Orada kaptırmayalım ama o topu. O topu nasıl kaptırdık orada? Meri
Araya pas atabilirlerse tehlikeli olabilir. Şimdi Sov. Orada kapamadık topu. Aşağı doğru oynayacak muhtemelen. Derken yukarı oynadı. Orada kaptık mı? Hadi oğlum. Gökhan ileriye doğru oynadı. Cengiz'e doğru. Cengiz. Verdi Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz aşağı çevirdi. Burak. Cenk Tosun. Çok güzel çekti. Pası aktaramadı. Hakan aşağıda koşuyordu. Enfes düşünceydi gerçekten. Derken orada bir kademe durumu oldu. Güzel paslaşmalar. Mehmedi'ye. Aman diyeyim Seferovic falan. Tehlikeli pozisyonlar. Mert Günok. Enfes bir pozisyonu kurtardı. Mert Günok. İsviçre çok baskılı oynuyor. Cengiz. Cengiz. Alamadık topu. Şimdi Sov. Hadi oğlum adamsı. Tosun. Cenk Tosun. Aradan pasları geçirtmiyorlar. Çok ilginç bir şekilde derken bir top kayıpları falan oldu orada. Şimdi aradan oynadılar. Orada alır mıyız topu? Hadi Emre. Emre. Çok sakin verdi pasını Emre. Burak Yılmaz pas istiyor. Burak. Burak. Cenk Tosun'a bıraktı ama Cenk Tosun gerideydi. Deniyoruz. Ataklar bizi de. Ama orada tehlikeli bir pozisyon. Asensio kademesi yerinde Asensio'nun. Her zamanki gibi aşağı verdi. Hakan. Cenk Tosun şimdi baskıda. Derken ilk yarı 0-0 sonlanıyor ama yani öyle bir maç geçiyor ki. Çok önemli pozisyonlar hem kalemizde hem karşı tarafta. Biraz bu arkadaşları içeri çekeceğim. Bir dakika. O zaman şu şekilde yapacağız. Cenk Tosun'u biraz geriye çekeceğim. Şöyle. Burak Yılmaz şurada oynasın. Emre'yi. Orta saha geriye doğru çok koşuyorlar. Şu şekilde devam edeceğiz bakalım. Oyuncu değişikliği birazcık daha ilerleyen zamanda yapacağım. Emre gördü Hakan'ı. Cengiz'i. Cengiz. Neden koşmuyoruz? Ben anladım şu an. Şu olayı yapmadığımız için muhtemelen. Bir dakika. Neredeydi o? Hücuma katılacaklar. Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder diyelim. Ama ya ayarladık bunların hepsini. Neden bu arkadaşlar bu şekil? Tiki taka. Her şeyimiz hazır yani. Bu pozisyonlara Cenk Tosun'un orada koşması lazım. Bir ara pasında neler yaparız orada ya? Aman diyeyim Meri. Orada Burak Yılmaz. Alır mı o topu? Burak! Burak vuracak! Ya bu kaleciler ne istiyor ya? Nasıl bir vuruş yapalım? Nasıl bir vuruş yapalım ya? Burak Yılmaz offside'de yine de yani bunu nasıl kaçırıyoruz ya? Burak Yılmaz'ız biz ya. Şakir'i giriyor. Mehmet'i çıktı. Bir tehlikeli isim oyuna sürüldü şu an. Cenk Tosun'dan hemen bir pas geldi. Yerine ulaşmadı. Orada kaptık mı topu? Adamsın ama nasıl foul hocam? Hocam nasıl foul? Dibindesin pozisyonun. Yapma lütfen ya. Top kesme Okay yokuştu 3. Şu an zirvede Hasan Suyo ileriye doğru oynadı. Verdi. Ortaya doğru. Okay yokuştu. İleriye doğru oynadı. Cenk Tosun'un orada bir koşusu vardı. Bir daha koşu bekledi Cenk Tosun. Etrafında bir döndü. Orada çok oyalandı. Orada çok oyalandı. Derken bir atak gelebilir. Çağlar kaptı ama sonradan yeniden pası aktardı. Resmen Hasan Kimol
Seferovic mi? Şunu başaramadık işte. Şunu başaramadık. Şu vuruşları. Sert ve bitirici vuruşlar. Çok pozisyon yakalıyoruz ama değerlendiremiyoruz. Şimdi Meri bıraktı Burak'a doğru. Burak topu kaptırmadı derken aşağı doğru çok uzun gitti pas. Şöyle bir Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül. Orada bir foul dedi hakem. Umarım bir biri yakalarız. Şöyle offside tuzağını ayarlayalım da. Derken ileriye doğru tehlikeli Meri çevirdi topu. Orada uzaklaştıramadık. Derken anlaşmazlık İsviçre'de. Şimdi Cengiz. Cengiz ortaya doğru oynadı Okay'a. Okay aşağı doğru Burak Yılmaz'ın orada kapamadı topu Burak. Çok kalabalıklar yine. Pası aktardı Seferovic'e. Seferovic aradan giderken biz ne yaptık orada ya? Burak Yılmaz'la Merih Demiral birbirine girdi resmen. Cengiz bıraktı. Cenk Tosun. Cenk Tosun orada koşuyor. Cenk alabilseydi efsane bir pozisyon olacaktı. Şu an yani bir gole bakıyor her şey. Burak Yılmaz aşağı verdi. Cenk Tosun pas istiyor. Boş pozisyon. Ya devleşecek bu maçı mı buldun kalede ya? Bu pozisyonla kurtarılırım ama ya. Cenk Tosun o kadar emindi ki. İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor ya. Efsane yani efsane. Hadi oğlum be. Vur kafayı. Ya seken topu da kurtarmayın bari ya. Seken topu kurtarmayın. Korner mi yine? Bu nasıl bir pozisyondur ya? Seken topu da kurtarıyor ya. Hadi oğlum be. Hadi be. Vur şuna be. Burak Yılmaz bayağı yoruldu. Ama o topu bırakmaz herhalde. Evet. Emre uzaklardan denedi şansını. Çağlar bırakma o topu dostum. Adamsın. O paslar niye geçmez? Anlamış değilim. Derken Cenk Burak Yılmaz'a doğru. Burak. Burak ortasını açacak. Çevirdi. İlginç bir şekilde topu. Derken Cenk. Cenk vurdu. Ve gol geldi. Cenk Tosun. Tosun attı. 82. dakikada deplasmanda İsviçre karşısında Türkiye 1-1 yakaladı. Ama artık yeter yani. Yeter. İsviçre bu kadar ballı olunmaz yani. Yeter. Şu pozisyon neler yaptık bakar mısınız? Şöyle bir pozisyondan gol geldi yani. Cenk Tosun bitiriciliğini konuşturduğu gol geldi. Deplasmandayız. Şimdi onlar düşünsün diyelim. Kendi sahamıza gelecekler sonuçta. Şimdi Yunus Mallı, Emre Belezoğlu, Mahmut Tekdemir'i alalım bir de. İleri uçta kim oynayabilir? Deniz Türüç. Aynen aynen. Deniz Türüç'ü şöyle bir gizli forvet şeklinde oynatalım. Burak Yılmaz da yoruldu da. Belki maç bile bitebilir yani. Hadi oğlum ya. Hadi. Yaparız biz bu işi. Biz neler yaptık? Ama pası aktarsaydın orada Cengiz'im. Oo. Biraz sert geldi top. Oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Oraya aktarmasın. Hadi oğlum uzatmayı çok ver. Oo orada kaptırmayın o topu. Aman diyeyim. Evet.
son dakikalarda hani hiç olmayacak işler becerebiliyoruz bazen. Evet, İsviçre'den de geldi o hata. Çekil dostum. Yani Yuki Nesin'in bu sesiydi. Nesin. Aradan verdik pası. Adamsın. Burak kim o? Orada bir foul yok mu hocam? Hocam. Hocam. Temiz müdahale mi? Peki. Bana bilgi geldi. Oradan temiz müdahale dedi. O zaman yapacak bir şey yok. Derken 1-1 bitti. Deplasmanda gruptan çıkmayı garantiledik sanırsam şu an. Nasıl oluyor bu? Muhtemelen matematiksel olarak gruptan çıkmayı garantiledik. Bir galibiyet, iki beraberlik, 5 puan. Şöyle bir bakalım gruplara. Gerçekten merak ettim. Durum ne şekilde? İtalya Galler'i 1-0 yenmiş. Ha. Şu an okeylendi yani her şey. Galler'in artık umudu kalmadı. İsviçre'yi de berabere kaldık. İkinci sıradayız. Yani İtalya'yı yendik. Diğer maçlar gerçekten çok ballı geçti. Oo, gruptan çıktık da hemen. 3 maçta belli oldu. Birinci eleme turunda Hollanda ile karşılaşıyoruz. Şöyle bir bakalım. Depay. Oo. Yani Wijnaldum, De Jong desek, Van Dijk, Van Dijk. Evet. Ryan Babel tanıdık isimlerden kenarda. Güzel, heyecanlı bir serüven sizleri bekliyor diyelim. Burada bölümü sonlandırayım. Gerçekten inanılmaz bir şekilde çok pozisyonlar kaçırdık ama çok heyecanlı maçlar geçti. Beğenileriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. İlk 11 hakkındaki yorumlarınızı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.